Tabii ki mücadele devam edecek. Yani 23 tane dayanamamış müsabaka var. Bir kere de 5 tane müsabaka daha var. İlker'in bitimine. İkinci yarıda 18 tane daha müsabaka. 23 tane daha müsabaka var. Oynanmamış. Ve bu müsabaka oynanacak. Ama işin sonucuna geldiğiniz zaman bu sinirin 3 puan yüzünden takım kime düşerse kime biz ne anlatabiliriz? Yani düşersek, bu 3 puan yüzünden düşersek ne olacak? Zaten kritik durumdayız. Zaten 2 tane galibiyet almışız. Bir tanesi de gitti. Şimdi kime ne anlatabiliriz? Bu 3 puan yüzünden, eksi 3 puan yüzünden düşersek ne olacak? Yazık değil mi? TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Zonguldak Kömürspor'un ulusal lisans alamadığı için 3 puan silince puanı 7'ye inen Zonguldak Kömürspor Lig'in son sıralarında yer aldı. Teknik direktör Şenol Demir bugün futbolcularıyla toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı. Şenol Demir bu takımı inadına düşünmeyeceğim dedi. Yani koskoca şehirden yani şu para toplanıp da yatıramaz mıydı yani? Bu kadar mı gücümüz var, bu kadar mı güçsüzüz yani biz bu şehirde? Yazık değil mi yani? Belli emeklere yapılan çalışmalara yazık değil mi? Bu şehir yazık değil mi? Bu şehrin insanlara yazık değil mi? Ne bileyim yani çok üzücü ya. Rakip takımların yani oyunculara verdiği paralar ortada, bizim konuştuğumuz rakam ortada. Yani çok büyük rakamlar değil bunlar yani. Çok bütün işte Van hallediyor, Tekiz hallediyor, Belgis hallediyor. Biz şu kadar parayı bulup da şu şehirde 3 puanımız siliniyor. Yani şu kritik derecesin diyor bir de. Şu anda ligin en sonuncusu oldu. Ama yani dediğimiz gibi biz öyle, biz mücadelemizi sonuna kadar öreceğiz. Yani kanımızın son damızına kadar savaşa devam edeceğiz. Bundan yana herhangi bir şüphe yok. Ama bu 3 puan, sizin 3 puanla düşersek nasıl olur? Nasıl olur, ne deriz? Bilemeyeceğim çünkü üzüldük, çok üzüldüm. Yani böyle bir talihsizlik, böyle bir ne diyeyim yani. Aslında söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum. Konuşamıyorum. İnşallah düşmeyiz. Düşmemek için gereken bütün savaşı vereceğiz. Oyuncularımızda, yönetimimizde. Zaten 3-5 kişiyiz. Biz gereken savaşı veririz Allah'ın izniyle. Bundan da kimse şüphe etmesin. Yani daha da beni hırslandırıyor. Daha da böyle işime daha şekle sarılmamı belki de sağlıyor bu iş ama bir yandan da çok çok üzülüyorum. Yani geçmişinde tarihi başarılı milli takım oyuncular vermiş bir takımın böyle bir durumda olması bu şehir için eksi yazar. Herkes eksi yazar. Onu da söyleyeyim. Herkes yazar. Yani bizlere değil. Bu şehrin de ileri gelenlerin eksiği yazar. Yani bu kadar büyük firmalar varken şu parayı, miktarı parayı bulup da ya göğüs reklamımız bile yok. Ne anlatıyoruz ki biz yani? Göğüs reklamımız bile yani bir tane göğüs reklamımız bile yok yani. Biz ne anlatıyoruz ki yani? Ondan sonra konuşacağız işte ya. Ayrısı olsun ne diyelim bu kadar. Yani, tabii ki moralimiz bozuldu bu olay yüzünden ama tabii müsabaka başka bir şey yani. Orada da verilmesi gereken bir savaş var. Orada biz üzerimize düşenin en iyisini yapmak durumundayız. Hele ki şu şartlardan sonra daha fazlasını yapmak durumundayız oyuncularımızla beraber. Çocuklarım inşallah oradan iyi bir netice alacaklar. Ondan yana şüphem yok. İnşallah orada ciddi bir savaş verip oradan iyi bir neticeyle gelmek durumundayız. İnşallah geliriz.